Anadolu Güneşi TV19'dan Biz Bize programından herkese sevgiler, selamlar, günaydınlar efendim. Bizler bugün yine stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Sizler de umarım ekranlarınız karşısında bizlerle birliktesizdir efendim. Bugün yine keyifli bir konu üzerinden programımızı işleyeceğiz efendim. Geçtiğimiz sezon kendisini ağırlamıştık. Bu sezon yeniden bizlerle birlikte efendim diyetisyenimiz Büşra Kavukçu ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte hamilelikte egzersize dair konuşacağız. Beslenme ve diyete dair konuşacağız. Tüm bunlar üzerinden sorularımızı soracağız ve cevabını alacağız efendim. Anne olacaklar ve ekranın karşısına biraz daha yaklaşmalarını rica edeceğiz ve yeni doğum yapmış, evladına sağlıkla kavuşmuş annelere de o emzirme döneminde nelere dikkat edilecek, nasıl beslenme sağlanacak? Bunun üzerinden konuşacağız. Merak edenler için ekranları karşısından ayrılmamasını rica ediyoruz efendim. Sevgili diyetisyenimize bizler merak ettiklerimizi ileteceğiz. Sizler de öğrenmek istediklerinizi ulaştırın istiyoruz efendim. 0552 417 1819'dan Biz Bize ailesine sorularınızı gönül rahatlığı ulaştırabilirsiniz efendim. Bizler sevgili konuğum Büşra Hanım'la güne dair konuşacağız ama öncesinde kendisini sizlerle tanıştıralım istiyoruz efendim. Ardından hiç vakit kaybetmeden günümüzün konusunu işleyeceğiz. Biz Bize başlıyor. Herkese sevgiler, selamlar, günaydınlar. Büşra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle kırmayıp vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Asıl ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yeniden sizi görüyor olmak stüdyomuza hakikaten gayet keyif verici. Umarım görüşmeyle her şey yolundadır. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Büşra Hanım bugün sizinle birlikte hamileliğe dair konuşacağız, beslenmeye dair konuşacağız. Bu süreçte anne adaylarını biraz rahatlatalım istiyoruz. Malum kadınların en önem verdiği şeylerden birisi artık günümüz şartlarında kilo artışları, evet. Ne yazık ki buna fazlasıyla dikkat ediyoruz. Hamilelikle birlikte aslında yeni bir sürece dahil olunuyor ve bu süreçte annelerin de belli başlı konularda psikolojileri bozuluyor. Görünümüze dikkat ettiğimiz için de kilo bu süreçte en fazla canımızı sıkan durumlardan birisi. Ve bu estetiğin dışında bir de sağlık kısmı var aslında. En önemli noktası da bu. Tüm bunlar üzerinden konuşacağız ve bilgilendireceğiz ama sizleri tanıştıralım istiyoruz. Sevgili Büşra Kavukçu kimdir? Nelerle ilgilenir? Ben yaklaşık 8 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İlk öncesinde 5 yıl bir özel hastanede çalıştım. Şu anda kendi ofisimde 3 yıldır hizmet veriyorum. Birçok insan hani diyetisyeni böyle sadece zayıflama açısından düşünüyor ama dediğiniz gibi de hani birçok yönlü bu. Estetik kaygı amaçlı düşünülüyor sadece. Ama bizim asıl amacımız insanları beslenme konusunda bilinçlendirmek ve hani sağlıklı beslenme nasıl oluyor? Bazı hastalıklarda, rahatsızlıklarda ya da değindiğimiz gibi gebelikte, emzirme döneminde beslenme nasıldır? Bunları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Asıl mesleğimiz ve yaptığımız şey aslında bu. Genel olarak o hasta kitleniz nasıl, hangi konularda geliyor? Şimdi baktığımızda ikiye ayrıldığından bahsediyoruz. Sağlık için başvuranlar ve estetik amaçlı başvuranlar. Bu noktada hangi kesim daha ağırlıkta? Yani belli bir ağırlığı yok aslında. İnsanlar eskisine göre hani diyetisyeni lüks olmak dışında hani sağlık açısından olması gereken bir şey olarak görmeye başladılar. Bu bence çok önemli. Değil mi? Hastanedeyken daha farklı spesifik hastalıklar evet hani karşımıza çıkıyordu ama ofisimdeyken de evet tamam estetik kaygı amaçlı gelen insanlar da var. Özellikle mesela düğünü yaklaşan gelinlerimiz hızlıca kilo vermek istiyorlar ama genel olarak insanlar şekeri olan, tansiyonu olan, kolesterolü olan ya da işte gebelik döneminde, emzirme döneminde beslenmeye dikkat etmek isteyen birçok danışanım da var bu konuda. Hani yardımcı oluyoruz onlara da. Şimdi bahsettiğiniz şeylerden aslında yeni bir konu açmış oldunuz. Buradan sevgili izleyenlerimizi de bilgilendirelim istiyoruz. Şimdi yine örneğinizden yola çıkacak olursak işte düğün mevsimlerinden öyle yavaş yavaş o hazırlığının da başladığı dönemlerdeyken hızlı kilo vermeden biraz konuşalım istiyoruz. Diyetisyenlerden de ne yazık ki beklentimiz bu aslında. Sihirli bir çubukları olsun bir anda dokunsunlar ve birdenbire o istediğimiz ideal kiloya ulaşalım istiyoruz. Ve yapılan belli başlı diyetlerde bir uzmana başvurulmadan şimdi biliyorsunuz ki artık internet ortamlarında da belli başlı diyet formülleri ya da teknikleri neyse doğrusu tüm bunları görüp kendimizce uygulamaya çalışıyoruz ve birden kilo vermeye başlıyoruz. Hızlı bir kilo kaybı söz konusu oluyor. Bu ne kadar doğru? Yani zayıflamak isteyen birisi için hızlıca kilo verdim bir haftada 5 kilo verdim deyip sevinmek doğru bir hareket değildir diye tahmin Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle değil. Öncelikle hep şunu
şunu söylemek istiyorum. İnternetten ya da işte televizyondan hani böyle klasik böyle herkesin uyguladığı standart diyetleri alıp insanlar uyguluyorlar ya da tek bir besin üzerinden mesela diyet uygulamaya çalışıyorlar ve evdeki tartıya çıktıklarında evet sonuç gördüklerinde çok güzel. Dediğiniz gibi haftada 5 kilo falan gidiyor. Oysa ki içeriye bakmadıkları ve göremedikleri için vücutta su ve kas kaybı oluyor. Hı hı. Aslında bir taraftan vücut yağlanıyor. Farkında değiller. Yani kilo alıyor insanlar ama tartıdaki rakam düşük olduğu için kilo verdiğini zannediyorlar. Ve hem sağlık açısından çok ciddi problemleri var kas kaybı olduğu için. Tek yönlü beslenmeden kaynaklı muhakkak vücudunda bir aksaklık söz konusu oluyor. Akabinde tabii metabolizma hızlarını da yavaşlatıyorlar. Bizlere geldiklerinde normal diyet listeleri verdiğimizde bu sefer sonuç da alamamaya başlıyoruz. Hı-hı. Aslında bir kısır döngü içerisine giriyorlar. Hem sağlıklarından oluyorlar hem de istedikleri kiloya istedikleri şekilde düşemiyorlar. Evet. Ben hep danışanlarıma şunu söylerim. İşte ben 10 günde 5 kilo vermek istiyorum, 7 kilo vermek istiyorum derler. Hep derim ki 10 günde 5 kilo alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. 10 günde 5 kilo alamazsak 5 kilo da veremeyiz. Çok doğru. Yani hep bu yoldan hareket etmek lazım. O yüzden o yani internet, böyle televizyonda gördüğümüz farklı besinler, değişik diyetler, hani bunları uygulayıp metabolizmalarını bozmalarını hiç istemeyiz. Hı-hı. Bir uzmana başvurup o konuda destek alıp, tabii kan tahlillerini yaptırmaları da çok önemli. Hı-hı. Herhangi bir sağlık problemi varsa diyet listeleri onlara göre değişmesi gerekiyor çünkü. Herkese her liste uygun olmayacaktır. Hı-hı. O yüzden bir uzmandan yardım almaya her zaman çok daha doğru olacaktır. Bu süreçte yine hastalarınızla olan ilişkinizi yine başlangıçta sanırım hani kişinin yaşam öyküsüne bakıp işte hastalık tablosu nedir bunlara bakaraktan diyet programları uyguluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle, evet. Peki Büşra Hanım, şimdi şunlar üzerinden konuşacağız. Bugün genel başlık olarak hamilelikten bahsedeceğiz ve bu süreçteki diyetten ve doğru beslenme yöntemleri üzerinden sevgili izleyenlerimizi bilgilendireceğiz. Şimdi genel olarak konumuza geçmeden önce son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi kilo vermelerden bahsettik ya, işte görüyoruz takip ettiğimizde işte diyetisyenlerin de artık paylaşımlarından işte haftada 1 kilo yahut işte 500 gram kaybettik. Genel olarak şimdi bir haftalık süreci göz önüne alacak olursak ne kadarlık bir kilo kaybı aslında sağlık açısından uygun ve idealdir? Bu metabolizma hızına ve kilonuza göre değişen bir durumdur. Kilo genelde yüksek olduğunda verilen kilo miktarları da ister istemez biraz daha fazla oluyor. Ama ortalama hani böyle çok abartı bir kilonuz olmadığı sürece ve metabolizmanız normal standartlarda çalışıyorsa haftalık 1-1,5 kilo bizim için uygundur. Teşekkür ediyorum. O halde asıl konumuz üzerinden konuşalım ve sevgili izleyenlerimizi bilgilendirelim istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki artık doğanın bir kanunu var. Doğup büyüyorsunuz, zamanı geldiğinde evleniyorsunuz ve aile sayıyı katmak, o mutluluğunuzu biraz daha pekiştirmek adına bu süreçte belli başlı şeyler katıyorsunuz hayatınıza ve çocuk da bunlardan birisi aslında. Hem sevindirici hem de sorumluluğu da beraberinde getiren bir durum ama burada en baştaki değişimlerden birisini kendimizde yaşıyoruz. O birdenbire gelen kilolar, işte değişen yaşam tarzımız, yeme şeklimiz derken kişide farklı durumlar da söz konusu oluyor aslında. Tam bu noktada ben hamileyim, eyvah kilo alacağım deyip bir zayıflamaya gitmeye yahut işte diyetler, beslenme şekillerinde işte azalmalar tüm bunları uygulamak istiyor aslında anneler de. Bu süreçten biraz konuşalım istiyorum. Hamile olduğunu öğrenen bir kişinin diyet yapmaya başlaması ne kadar doğru? Bu süreci nasıl değerlendirmesi gerekiyor? Şimdi ben genelde hamile danışanlarımın hep doktorlarıyla paslaşarak gidiyorum bu işi. Hekimlerine danışmadan çok farklı bir şeyler de uygulamak istemiyorum ama tabii beslenmeye dair fikirlerimi kendim veriyorum ama hani zayıflamalı mı, zayıflamamalı mı? Hani ne kadar kilo almalıyız? Hekimlerle de konuşuyoruz. Normalde bize okulda öğretilen aslında gebeliğin ilk 3 ayında zayıflama diyeti yapılabileceği, ilk 3 ayından sonra hani bu diyetin uygulanamayacağı. Ama ben bunu hekiminize sormadan kesinlikle uygulamıyorum. Yani gelen danışanımın ben zayıflamak istiyorum olsun, doktorum bana zayıflama dedi ama dediğinde asla kabul etmiyorum bu durumu. Hekiminiz neyi uygun görüyorsa ona göre bir şeyle başlıyoruz.
Kilo eğer çok yüksek değilse hekimler genelde hani ilk 3 ayda zayıflamayı uygun görmüyorlar. Ama kilomuz gerçekten abartı bir seviyede ise o zaman doktorunuz diyor ki evet ilk 3 ayda zayıflatabildiğimiz kadar zayıflatalım. Hani sonrasında sabitlemeye geçelim. Ama kilonuz işte çok yüksek bir kiloyla hamile kalmadınız ya da normal kiloyla hamile kaldınız. İlk 3 ayınızda kilo almanızı istemiyoruz. Sabit geçirmemizi istiyoruz. Ama tabii ki beslenmenizi bir hamile beslenmesine göre değiştiriyoruz. Yani normal bir bireymiş gibi düşünerek ayarlamıyoruz beslenmenizi. Vücudunuzun ihtiyacı olan şeyleri ekliyoruz muhakkak listeye. O ilk 3 ayı sabit geçirebildiysek daha sonrasında eğer normal kiloyla hamile kaldıysanız hedefimiz 10-12 kilo aslında doğuma kadar. Düşük kiloyla hamile kaldıysak yani çok zayıf hamile kaldıysak o zaman 15-16 kiloya kadar çıkabiliyoruz. Yüksek kiloyla hamile kaldıysak maksimum 7-8 kiloyla kapatmayı istiyoruz aslında gebelik sürecini. Şimdi bu süreçte anneler aslında çocuklarının gelişimini desteklemek amaçlı. Şimdi o dönemde bir çevre baskısı da var biliyorsunuz ki ailelerden işte artık sen iki canlısın onu ye bunu ye. Sevinçle birlikte anneyi tabii ki daha iyi beslemek istiyoruz. Her şeyi yedirmek istiyoruz. Bu süreçte peki annenin her şeyi yemesine kadar doğru bir şey olacak? Bir beslenme tablosu oluşturulması gerekiyordur yine diye düşünüyorum. Bu süreç nasıl peki ilerletilmeli? Şimdi şöyle bir şey var. Evet anne her şeyi yemeli ama her şeyden kastımız ne? Onu belirlemek lazım. Bir diyet beslenme programı ayarlarken gebeliklerde birçok besini kesmiyoruz aslında. Sağlıklı olan her besin muhakkak listelerinizde oluyor. Kestiğimiz şeyler neler? Tatlılar, hamur işleri. Yani bizim gerek görmediğimiz, hani gereksiz bulduğumuz ve hiçbir besleyici değeri olmayan, anneye ya da bebeğe hiçbir faydası olmayan besinleri kaldırmak istiyoruz. Ama bunları da kaldırırken ben muhakkak gebelerime hep şunu söylüyorum. Canınız bir şey çekerse tadına bakın. Hani ucundan alın ama doymayın bu gereksiz besinlerle. Çünkü bir faydası yok. Onunla karnımızı doyuracağımıza daha sağlıklı besinleri tüketelim ki bebeğe ve anneye faydası olsun istiyoruz. Evet. Yani birçok anne hamileyim, sizin de dediğiniz gibi iki canlıyım. Artık yiyebilirim rahatlığı oluyor. Ama anneler 30-40 kilo alıyor doğumda. Bebek doğuyor 2 kilo. Yani keşke hani o bebeğe faydası olsa o kiloların ama bir anlamı olmuyor. Bu sefer bütün kilolar annenin üzerinde kalıyor. Zaten doğumdan sonra lohusalıkla ilgili bir hormonal dengesizlik olduğu için psikolojide çok yerinde olmuyor. Bir de üzerine kilo problemi eklenince daha da sıkıntı yaşıyor aslında anneler. Çok doğru ifade ettiniz. Şimdi çocuğuma faydam dokunsun derken hemen her şeyi yememize rağmen doğum sonrasında bir bakıyoruz ki aslında bir beklenti de doğuyor burada tabii ki çocukla birlikte. Çocuğunuz da hani daha iyi bir kiloda dünyaya gelsin istiyorsunuz. Şimdi annenin ulaştığı kiloya bakınca ama tamamen gereksiz şeylerle beslendiği için annenin aslında vücuduna tamamen yük, çocuğa da hiçbir faydası olmayan şeyler üzerinden beslendiği bir dönemi yaşamış oluyoruz. Peki Büşra Hanım, şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında bu bilince hemen hepimizin kavuşmasını istiyoruz. Bu anlamda da sizin de telkinlerinize ihtiyacımız var. Şimdi programımızın başında da izah ettik ya, normal bir ideal kilo aralığı aslında 10-12 diye ifade ettiniz. Daha zayıfsa hani bu 20 kiloya kadar yanılmıyorsam 15-16 kiloya kadar ilerleyebilir diye ifade ettiniz. Şimdi şundan bahsedelim, bir aile planlaması örneğinden yine yola çıkalım istiyorum. Kişiler artık anne baba olmaya karar verdi. Bununla alakalı bir sürece dahil oldular. Bu süreçte kişinin diyelim ki yine çok abartı olmayacak. Normal bir kiloya sahip olduğunu düşünelim. Fakat hamilelikle birlikte de alacağı belli başlı kilolar var. Öncesinde bir diyet yapmak yine uygun mudur? Yapılabilir mi bu süreçte? Diyet yapılabilir ama bu diyeti nasıl yaptığınız çok önemli. Çünkü annenin depoları hamilelik döneminde bizim için çok önemli. Eğer yanlış bir diyet uygulayıp aslında depolardan kullanıyorsa anne, ne bileyim kalsiyum depoları olabilir, demir depoları olabilir. Bunlarda bir problem yaşarsa akabinde hamile kaldığında muhakkak bir sağlık sorunu ortaya çıkacaktır. Gebelik öncesi yapacağınız diyette de sağlıklı beslenmeniz önemli. Hani herhangi bir sağlık problemi vücutta, vitaminlerde, minerallerde bir eksiklik olmasını istemeyiz. Çünkü gebeliğe hazırlanıyoruz ve bu eksikle başlarsak zaten bebekte birçok şeyi kullanacağı için
anne açısından çok ciddi sağlık problemleri yaşanacaktır. O yüzden gebelik öncesinde kilo vermek istiyorsak gene her zaman söylediğim gibi muhakkak bir uzmana, uzman bir diyetisyene danışmakta fayda var. Teşekkür ediyorum Müşra Hanım. Bu arada izleyicimizden bir soru geldi. Onu da iletelim istiyorum. Şöyle ifade etmişler bizlere. İyi yayınlar Cansu Hanım demişler. Teşekkür ediyorum efendim. Sevgiler, selamlar gönderelim. Ben 1,5 aylık hamileyim ve psikolojik mi yoksa doğal bir şey mi bilmiyorum ama çok sık acıkıyorum. Şu anda kilomda bir problem yok ama bu gidişte kilo alacağımı düşündükçe psikolojim bozuluyor. Ben nasıl engel olacağım kilo almaya diye eklemiş sevgili izleyicimiz. Öncelikle sağlıklı bir hamilelik süreci ve sağlıklı da yavrusuna kavuşma temennimizi iletelim sevgili izleyicimize. Neler ifade edeceğiz? Hemen her kadının yaşadığı problemi yaşıyor aslında sevgili izleyicimiz. Yani hepimizde var sanırım bu. O gebeliği öğrendiğimiz anda hani iştahım açıldı, yemem lazım psikolojisi oturuyor. Bunu hekimler de söylüyor. Bu kadar kısa sürede iştah açıklığı olmaz aslında. Hem çevrenin etkisi hem de bizim fikrimizle beraber bu psikolojik olarak biraz o açlık ortaya çıkabiliyor. Ama tabii şu da var, kilo alacağım korkusuyla eksik de besleniyor olabilir. Hani öyle olunca da gerçekten acıkıyor da olabilir. O yüzden hani bu süreci sağlıklı ve düzgün geçirmek, acıkmadan tamamlamak istiyorsak ve çok ciddi kilolar almak istemiyorsak gene bir diyetisyenden bilgi almakta fayda var. Ama dediğim gibi yani düzgün beslenmenize rağmen iştahım çok açık diyorsanız orada biraz psikoloji işinin içine giriyor ne yazık ki. Bu süreçte peki annelerin beslenmesinde neler olacak? Şimdi hep ifade ediyoruz ya sizinle konuştuğumuz gibi diyetisyene gidersem aç kalacağım fikri var. Hamilelikte olunca elbette ki durum yine hani bu şekilde ilerlemiyordur ama biraz bununla alakalı sevgili annelerimizi rahatlatalım istiyorum ki hani diyetisyenlerin kapıları da böylelikle rahatlıkla çalınabilsin. Yine bu süreçte uygulanacak diyetle birlikte aslında yapmamız gerekenin şu olduğu bilincini biraz verelim istiyorum sizinle birlikte. Yani gereksiz şeylere yemek yiyip kilo almaktansa doğru besinlerle hem kendisine hem çocuğa fayda sağlamayı sanırım aşılıyoruz. Evet. Birçok danışanım, normal zayıflama danışanımda ve gebe danışanlarımda bu verdikleriniz bana fazla geliyor. Ben bunları yemek istemiyorum cümlesiyle karşılaşıyorum. Yani diyet demek aç kalmak demek değil. Kesinlikle. Bir de diyet kelimesi sadece zayıflamaymış gibi düşünüyor. Evet, evet. İnsanlar hani mesela hamile danışanlar geldiğinde çevresi hep şey söyler. Ne işin var senin diyetisyende? Diyet mi olur hani hamilelikte? Diyet yapmıyoruz. Hani sağlıklı beslenmeyi gösteriyoruz aslında. Genelde listeleri çok dolu ve her besinden oluyor. Yemek istemedikleri zaman bile çok ısrarcı oluyorum bu konuda. Çünkü hani annenin ve bebeğin ve sağlığı bizim için kilo almalarından da önemli. Hani bazen oluyor ki mesela danışanlarım kilo almış, verdiklerimi de eksik yemelerine rağmen kilo almış ve bana diyor ki ben bunları yersem kilo almaya devam ederim. Hayır, kesinlikle o listedeki besinlerin hepsinin tüketilmesi lazım. Bu konuda çok ısrarcıyım. Dediğim gibi sağlık her şeyden çok daha önemli. Yani kilo artışımız belki fazla olabilir ama en azından gönlümüz şu anlamda çok rahat oluyor. Sağlıklı beslendiklerini biliyoruz. Tabii kontrol altında da her zaman kiloyu da tutuyoruz ama bir beslenme planına hani birçok besini eklemek lazım. Farklı farklı işte proteinler, B vitaminleri hani bunlara dikkat etmek lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Tabii hamilelik döneminde farklı bir rahatsızlığımız yoksa hani ona göre de listeler değişecektir doğal olarak. Teşekkür ediyorum. Peki şunun üzerinden biraz da konuşalım istiyorum Müşra Hanım. Şimdi hamilelik sürecinde duyduğumuz başlıca kavramlardan birisi de aslında çok fazla kendimi halsiz hissediyorum. İşte yorgun, bitkin hissediyorum. Bu süreçte bebeğin gelişimini tamamen anneye borçlu olduğundan kaynaklı olsa gerek ki anneler böyle bir halsizlik ve yorgunluk yaşıyorlar. Yapılan doğru beslenme yöntemleriyle uygulanacak doğru diyet programlarıyla birlikte bu annenin yaşadığı yorgunluk, halsizlik hissini de almamız mümkün olur mu? Genelde bu halsizlik, yorgunluk hissi ilk 3 ay, 4 ay içerisinde fazla oluyor. Çünkü bebeğin gelişimi de olduğu için hani enerji harcaması yüksek oluyor ve anneler de ister istemez böyle bir uyku hali, halsizlik hani o durumlar söz konusu oluyor. Beslenmeyle bir nebze de olsa bunu toparlıyoruz tabii ki ama hani zaten o süreci atlattıktan sonra o problemler de biraz ortadan kalkıyor açıkçası.
O halde şunu söylemek de mümkün yani genel olarak şimdi hamilelikte diyeti konuşuyoruz. Bu esnada diyet yapmanın herhangi bir sakıncası yok diye ifade edebiliriz. Evet, zayıflama diyeti değil kesinlikle. Hani sağlıklı beslenmeyle ilgili hani bu şekilde yapmanızda hiçbir sakınca olmayacaktır. Peki bu süreçte şimdi normal şartlardaki bireylerin bile aslında günlük hayatlarını devam ettirirken dikkat etmesi gereken belli başlı besinler var, yeme şekilleri var. Tüm bunlardan konuşuyoruz ama asıl söz konusu hamileliğe gelince yine burada aslında dikkat edilmesi gereken ve tüketilmesi önerilen yahut uzak durulması gereken belli başlı gıdalar var. Biraz bunların üzerinden konuşalım istiyorum. Şimdi bu süreçte hamilelikte beslenmemizde dikkat etmemiz gereken besinler nelerdir desek neler ifade edersiniz? Şimdi proteinlerden bahsedelim biraz. Proteinler vücudumuzun yapı taşı. Bu bizim için çok önemli. Proteinlere günlük 3-4 porsiyon hani protein grubu almak lazım. Nelerden oluşabilir bunlar? Süt, yoğurt grubu benim için çok önemli. Hem protein açısından çok önemli hem de kalsiyum açısından çok önemli. Şimdi birçok gebelikte şununla karşılaşıyoruz. Dişlerim çürüdü. Evet. Yani bu yeterli kalsiyum ve protein grubunu almadığınız zamanlarda bebek annenin depolarını kullanıyor. Ve doğal olarak da annede bazı sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Ama mesela benim gelen danışanlarımda genelde bu tarz problemleri hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Çünkü süt yoğurt grubunu çok güzel tükettiriyorum ve ısrarcı oluyorum bu konuda. Mesela birçok anne aslında sevmediğini de söyleyenler var. Yoğurttan hoşlanmıyorum, süt kokuyor. Hani bunun alternatiflerini de üretiyoruz onlara ama beslenmenizde süt yoğurt grubu çok büyük bir önem taşıyor. Peynir mesela çok önemli protein açısından. Özellikle de mesela ben kaşar peynirini çok öneriyorum danışanlarıma, hamile danışanlarıma. Kalsiyum oranı yüksek olduğu için. Günlük 3 porsiyon, 4 porsiyon süt yoğurt grubunu almaları lazım. Ama tabii farklı bir sağlık problemimiz yoksa bu normal bir gebelik geçirenler için söylüyorum bunu. Et grubu çok önemli. Günlük 120-150 grama kadar et tüketmelerini isterim. Et, tavuk, balık özellikle. Balık mevsimindeyiz. Hani haftanın 2 günü, 3 günü özellikle mesela somon gibi, uskumru gibi omega 3 oranı yüksek olan balıkları tüketmeleri çok daha doğru olacaktır. Çünkü omega 3 alımı gebelik süresince bebeğin beyin gelişiminde çok etkili. Bazen doktorlarımız da uygun görüyor. Yaz dönemi oluyor, balık tüketimi çok fazla olmuyor. Dışarıdan takviye de verebiliyor hekimlerimiz. O yüzden buna dikkat etmelerini isterim genellikle. B vitamini çok önemli. B12 vitamini. Hamilelik döneminde DNA sentezi için gerekli B vitamini. Nelerde var? Nelerde var? Süt, yoğurt, et özellikle. Kırmızı et de bolca var. Yağlı tohumlarda, tam buğday ekmeğinde. Hani bunlarda B vitamini çoğunlukla var. Ama tabii sadece bunları tüketiyor olmak da doğru olmayacaktır. Dediğim gibi genel bir örüntüye yaymak lazım bunu. Çinko çok önemli. Bebeğin hücre gelişiminde, beyin gelişiminde ve proteinler içeriyor bir miktar. Bunları tüketmeleri de önemli. Bunlar da gene süt grubunda, yağlı tohumlarda, kuru yemişlerde. Yalnız kuru yemişleri tüketirken özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, kavrulmamış olması bizim için çok önemli. Ve insanlar genelde hani sağlıklı olduğunu düşünüp böyle avuç avuç kuru yemiş tüketiyorlar ama genellikle gebelerime önerdiğim miktarlar hep şu olur. Günlük 2-3 ceviz, 6-7 badem, 6-7 fındık. Hani bu miktarları aşmamaları da önemli. Çünkü fazlası da gerçekten ciddi anlamda kiloya da neden olacaktır. Ama özellikle kavrulmamış olması bizim için çok önemli. Bunlara dikkat edebilirler. Sebze grupları çok önemli. Çünkü özellikle de kış döneminde hani mevsimine göre meyve sebze tüketmeleri çok mühim. Meyveyi genelde fazla tüketirler gebelik döneminde ama meyvenin fazlası da bazen şekere neden olabiliyor ve çok ciddi kilo problemlerine neden olabiliyor. Meyve bize çok masum geliyor değil mi? Aynen öyle. Öyle düşünüyor birçok insan ve fazlaca meyve tüketiyor. Ama porsiyonunda tükettiğinde yani kilosuna uygun porsiyonunda hani ortalama söylüyorum normal bir birey için 3-4 porsiyon meyve tüketimi çok önemli. Kış döneminde C vitamini alması çok önemli. Özellikle mesela kışın diyet listelerinde yani beslenme programlarında günlük bir C vitamini kaynağı, bir kivi olabilir, bir portakal, bir mandalina olabilir. Bunları tüketmeleri çok önemli. Hasta olmamaları lazım çünkü ilaç kullanamayacaklar böyle bu dönemlerde. Bazen doktorlarımız dediğimiz gibi uygun görürse dışarıdan takviye de uygulayabilirler. Demir
çok önemli bu süreçte. Mesela birçok gebe danışanında ilerleyen dönemlerde demir takviyesi de yapılıyor. Hı hı. Ama hani beslenmesi düzgün olan bana gelen karşılaştığım birçok danışanımda hekimleri buna gerek görmüyor. Çünkü beslenmeyi düzgün ayarladığınızda demir eksikliğiyle de karşılaşmıyoruz. Hı. Et tüketirlerse hani demir açısından çok ciddi bir kaynak, pekmez aynı şekilde. Yalnız mesela ben pekmez tüketirken hep şunu söylüyorum. İçerisinde bir iki damla limon sıkmalarını istiyorum. Nasıl bir faydası oluyor? Nasıl bir faydası oluyor? Pekmezin içerisinde demir var. Hı-hı. Limonun içerisinde de C vitamini var. Hı-hı. C vitamini vücuttaki demir emilimini arttıracaktır. Hı-hı. O yüzden hani daha faydalı olacaktır. Ya da mesela bir kırmızı et yediklerinde yanına bol yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir salata içerisine bolca limon sıkmalarını isterim. O da aynı şekilde demir emilimini arttıracaktır vücutta. Hı-hı. Hani beslenme örüntülerinde bunlara dikkat ederlerse gayet uygun olacaktır. Şimdi bu tüm bunlar üzerinden konuşuyoruz ya, duyduğumuz şeyler üzerinden yine bir cevabınıza ihtiyacımız var. Şimdi normalde hep söylenir ya, işte demir açısından işte yüksek proteinli işte besin kaynakları, örnek veriyorum işte ıspanak diyelim. Bunun yanında hepimizin sevdiği bir tat var aslında, yoğurt tüketmeyi fazlasıyla severiz. Ispanak yiyoruz diye seviniyoruz ama demir alacağız diye yanında tükettiğimiz yoğurdun bunu gölgelediğini duyuyoruz, hı hı. Örnek verecek olursak. Bu ne kadar doğru ve yine bu şekilde kaçınacağı şeyler, hı hı. Neler? Şöyle, genelde dediğiniz gibi demir kaynağıyla yoğurt süt grubu, kalsiyum kaynağını, hı hı. Bir arada vermekten birçok insan çekinir. Çünkü şöyle oluyor, vücutta demirin ve kalsiyumun bağlandığı yer aynı. Hı hı. Aynı anda aldığınızda birbiri içerisinde yarışa giriyor ve birini ekarte ediyor. Hı hı. Öyle olunca da birinden yararlanamıyoruz. Bunu çok ciddi kansızlık problemi olanlarda, demir eksikliği olanlarda evet ikisini beraber, hı-hı. vermiyoruz. Hani sıkıntı olmasın diye. Ama biz sağlıklı bir bireyiz, bir problemimiz yok. Hani o zaman bunu tüketmekte bir sakınca yok. Hı-hı. Ama gebelerde de vermemeye çalışıyorum. Çünkü demir eksikliği zamanla olacağı için, hı-hı. vücutlarda buna kontrol ediyoruz. Ama dediğim gibi normal bir bireyiz, bir sağlık problemimiz yok, bir sıkıntımız yok. İkisini yan yana tüketmekte bir sakınca yok. O halde şöyle bir konumuzu tam olarak özetleyelim ve vurgu yapalım. Şimdi hamilelik sürecinde annelerin kesinlikle vazgeçilmeden ısrarcı bir şekilde tüketmeleri gereken şeyleri şöyle bir cümleyle toparlayalım mı? Söyleyelim tabii. Süt grubu, süt, yoğurt, peynir, et grupları, et, tavuk, balık, bunlar bizim için çok önemli. Mevsim meyveleri, mevsim sebzeleri, bunlar çok önemli. Yumurtayı söylemeyi unuttum, çok önemli. Yumurtayı ne kadar asla atlamıyoruz. Haftada? Hamilelere muhakkak her gün bir adet yumurta yazıyorum. Bazen bulantılar olabiliyor, koku farklılıkları, evet, olabiliyor. Evet. O zaman çok ısrarcı olmuyorum. Çünkü ilk 3 ay, 4 ay bu devam ediyor. Sonrasında geçiyor bu bulantılar. Hı-hı. O zaman ısrarcı olursam sonrasında da tüketemiyorlar o besini. Hı-hı. Hani çok ısrarcı olmamaya çalışıyorum ama bir bulantı probleminiz yoksa ya da herhangi bir sağlık, hı-hı. sorunuz yoksa muhakkak yumurta günlük bir tane alınmasını isterim. Pekmez ya da bal tükettiririm. Kuru yemişler muhakkak önemli. Ama dediğim gibi gene söylüyorum, kavrulmamış olması ve miktarlar bizim için çok önemli. Beslenmelerinde bunlara yer verirlerse sağlık açısından hiçbir problem yaşamayacaklardır. Yine bu kuru meyveler de sanırım bu süreçte kuru üzüm, incir, meyve kayısı yerine, hı-hı. tüketiliyor. Kullanılabilir sanırım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir sorumuz var, hemen onun üzerinden değinelim, konuşalım istiyorum. Bir izleyicimiz şöyle ifade etmiş. İyi yayınlar Canson demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiler, selamlar. Ben 2,5 aylık hamileyim ve sabahları uyandığımda aşırı bulantılarla birlikte güne başlıyorum. Diyetisyen hanımın önerebileceği bir şey var mıdır bu bulantıları önlemek adına diye ifade etmiş sevgili izleyicimiz. Sağlıklı bir süreç dileyelim efendim kendisine de. Sevgili izleyicimiz de aslında hamilelik sürecinde yine hemen her kadının yaşadığı problemlerden birisini yaşıyor. Kimi bu süreci hiç farkında olmadan atlatabiliyorken kimi de ne yazık ki böyle durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte dikkat edecekleri, bu bulantıları azaltabilecekleri bir yöntem, yiyecek bir sihirli, hı-hı. değnek var mı? Yani minimuma çekmeye gayret ediyoruz ama tabii ki devam ediyor, hı-hı. bu süreç. Özellikle yağlı gıdalardan kaçınmalarını tercih ederiz. Çünkü bulantıyı biraz daha arttırıyor. Tuzlu çubuk kreker, tansiyon problemimiz, hı-hı. yoksa tuzlu çubuk kreker tüketimi biraz o
hani bulantıyı bastıracaktır. Galeta tüketilebilir. Hı hı. Ya da mesela sabah kahvaltıda yağsız bir beyaz peynir. Ekmeğimizi böyle yağsız bir şekilde kızartarak, hı hı, hani ekmek kızartma makinesinde, evet, kurutulmuş biraz daha hani mideyi bastırsın diye tüketilebilir. Aralarda mesela leblebi tüketimi yapılabilir. Öğlenleri mesela yağsız bir makarna, üzerine beyaz peynir, hani biraz işte yoğurt. Hı-hı. Hani bu şekilde biraz daha mideyi rahatlatacak, daha hani bulantıyı bastıracak, daha hafif ve daha yağsız beslenerek bu süreci tamamlamalarını isteriz. Hı-hı. Yani tuzlu ürünler, galetalar ve mideyi yormayacak, evet, şeylerle, evet, bu süreçte biraz beslenmeye, hı-hı, dikkat edecekler diye ifade edelim o halde. Şimdi şunun üzerinden konuşalım istiyoruz. Programımızın başına da hep izah ediyoruz. Aslında bu bizler bugün konumuzu hamilelikte beslenme şekilleri diye ifade ettik ama konuşacağımız konuların hemen her biri de aslında normal bireyler için de geçerli oluyor. Ve süreci oradan alıp şöyle bir şekillendirelim istiyorum. Ödem hemen hepimizin yaşadığı problemlerden birisi aslında. İşte diyoruz çok şişkinlik hissediyorum vesaire. Hamilelik süreciyle birlikte hemen her kadın da bunu duyuyoruz aslında. Kendimde çok fazla şişkinlik hissediyorum. Bir hazımsızlık isteği ve hissetme durumu var, hı hı, diye. Bunun üzerinden biraz konuşalım. Gebelikte oluşan ödem hakkında neler ifade edersiniz? Genelde ilk aylarda olmuyor ama özellikle son aylarda doğumun, hı hı, yaklaşmasıyla beraber çok ciddi ödemler oluşabiliyor gerçekten hamilelerde. Hele bir de yaz dönemine geldiyse, havaların sıcak olduğu dönemlerde ciddi problemler yaşanıyor. Hı hı. Bunun önüne geçebilmek için öncelikle su tüketimleri çok önemli. Evet. Su içmediğimiz zaman vücudumuz daha da ödem oluşturacaktır. Aslında insanlar hep şunu şöyle düşünür. Ben su içtim de o yüzden şişti vücudum gibi. Su içsem kilo alıyorumlar var bir de. Öyle düşünürler. Ama ben onu çok güzel bir örnekle açıklıyorum aslında. Mesela hep şey derim. Evde sular kesildiğinde kovalara su dolduruyoruz. Hı-hı. Ve akmaya başladığında diyoruz ki bunlara ihtiyaç kalmadı, boşaltalım. Evet. Aslında vücut da aynı şekilde düşünüyor. Siz yeterli su tüketmediğinizde benim suya ihtiyacım var ama yeterli su gelmiyor deyip içtiğiniz o bir bardak suyu bile bu sefer kendine depolamaya başlıyor. Hı-hı. Ama siz devamlı su içtikçe, yeterli su tüketimi olduğunda vücut diyor ki ya her istediğimde zaten su geliyor. Benim bunları tutmama gerek yok deyip bırakmaya başlıyor suyu. Yani su içmek aslında ödemlerinizi atmanıza yardımcı olan bir şey. Su tüketimi önceliğimiz. Gebeliğin son aylarında ciddi problemler yaşıyorsak tuzu azaltmak lazım. Tuzlu gıdalardan uzak durmak lazım. Ben genelde son 1-2 ay eğer tansiyon düşüklüğü gibi bir problem yoksa gebe danışanlarımdan tuzu kesiyorum ki ödem problemleri yaşamasınlar diye. Çünkü doğuma çok daha rahat gidiyorlar, evet, o şekilde. Turşu gibi, mesela çekirdek gibi, özellikle o tuzlu gıdalardan tamamen kaçınmalarını isteriz. Bunlara dikkat edildiğinde ödem problemleri çoğunlukla yaşanmıyor zaten. Turşu sever bir birey olarak bu süreci yaşayacak hamileler adına hakikaten ben de üzüntü duydum ama elbette ki bu keyifle yaşanan bir süreç olduğu için böyle şeyler de göze gelmeyecek. Hiç tüketilmeyecek demiyoruz. Son aylar biraz daha dikkat edilmesi gereken bir besin. Peki Büşra Hanım, şunun üzerinden konuşalım. Şimdi ödemden bahsettik ya. Biliyorsunuz ki işte az önce de ifade ettik. İşte internet ortamında, işte arama motorlarında işte ödem giderici belli başlı işte bileşenler buluyoruz. İşte örnek verecek olursak işte suyun içerisinde maydanoz sapları, işte nanedir, limondur. Bunları sıkıp işte tarçını attığımızda ödeme faydalı geldiğini duyuyoruz. Hamilelik sürecinde de belli başlı besinlerin tüketilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu tarz ürünleri kullanmak ne kadar doğru bir tavır olacak ödem atmak adına? Çok uygun bulmuyorum açıkçası. Özellikle de bitki çaylarını çok uygun bulmuyorum. Hekimler bu konuda aslında ikiye ayrılıyor. Kimileri uygun görüyor, kimileri uygun görmüyor. Çünkü bu bitki çayları aynı zamanda biraz rahatlatıcı, kasları gevşetici çaylar olduğu için rahim kaslarını da gevşetip hani bazen düşük gibi durumlara da neden olabiliyor. Ama hani %100 etkili kesin bir şey mi diye sorarsanız hayır. O net değil ama biz önlem amaçlı da hani bunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda bitki çayları vücudumuzun mineral ve elektrolit dengesini de bir yerde değiştiriyor. Ve bu dönemde hani gebelerin özellikle bitki çayları ya da böyle karışık, bilmediğimiz, içerisinde maydanozlar, işte elmalar, her şeyi karıştırdığımız bir şeyi çok tüketmesini tercih etmiyorum. Hani yediğiniz zaman da zaten aynı etkiyi göreceğiniz için öyle suların içine hani çok fazla koymaya gerek yok. Ama şu olabilir, su içmekte zorlanıyorum, suyun tadı hoşuma gitmiyor, aromalandırmak istiyorum.
Evet, o zaman tamam. Hani ne bileyim, bir tane çubuk tarçın atabiliriz. Tarçının bir sakıncası yok. Kan şekerinizi de çok güzel dengeliyor. Tatlı ihtiyacınızı da bastırıyor. Hani bunu kullanmanızda hiçbir sakınca olmaz. Ama bitki çaylarını dediğim gibi özellikle de hekiminize sormadan bu tarz şeyleri tüketmenizi çok uygun bulmuyorum. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir konuya değindiniz. Çünkü baktığımızda işte rezenedir, papatya çayıdır, ada çayıdır. Tüm bunların hani ifade ettiğiniz gibi rahatlatıcı etkisinden kaynaklı tüketmek istiyoruz. Ve o süreçte yaşanan şişkinlik, hazımsızlıktan da böylelikle biraz kurtulmak istiyor. Ama aslında doğru bir yöntem değil. En azından kullanılacaksa bile çok 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 sık olmadan ve elbette ki uzmanların kontrolü altında olacak. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Reklam vaktimiz geldi. Sizi biraz dinlendirelim, ardından devam edelim istiyorum. Sevgili izleyenler, bizler bugün stüdyomuzda diyetisyenimiz sevgili Büşra Kavukçu'yu ağırlıyoruz efendim. Kendisiyle birlikte hamilelik sürecinde beslenmeye dair konuşuyoruz. Gebelikte aklımıza gelenleri soruyoruz. Nasıl beslenmeliyiz diyoruz. Sizler de merak ettikleriniz üzerinden bizlere eşlik edin istiyoruz efendim. Bizler şimdi sevgili konuğumla birlikte kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından biz olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Şimdi reklamlar. Anadolu Güneşi TV19'dan Biz Bize programından herkese yeniden sevgiler, selamlar, tünaydınlar efendim. Ekranları karşısına yeni geçen sevgili izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için bugün bizlerle birlikte diyetisyenimiz sevgili Büşra Kavukçu stüdyomuzda misafirimiz efendim. Kendisiyle birlikte gebelikte ve hamilelik dediğimiz bu güzel ve özel süreçte nelere dikkat edeceğiz, nasıl besleneceğiz ve o yaşanan problemler üzerinden hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz ve nasıl sağlıklı bir gebelik süreci geçirebiliriz. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Merak ettiklerimiz üzerinden sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Sizler de ekranlarınız karşısında bizlere eşlik edin istiyoruz efendim. Merak ettikleriniz üzerinden sevgili diyetisyenimize sorularınızı göndermenizi rica ediyoruz. 0552 417 1819'dan Biz ailesine gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz efendim. Sorularınızı, sevgilerinizi, selamlarınızı bekliyoruz. Bizler sevgili konuğum Büşra Hanım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Büşra Hanım, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Programımızın ilk yarısında birçok konu üzerinden konuştuk. İdeal kilo aralığı nedir? Bu süreçte diyet yapmak doğru mudur dedik. Tüm bunlar üzerinden konuştuk. Ödeme dair konuştuk. Ve yine hemen her insanın yaşadığı problemlerden biri, fakat gebelik süreci olunca hemen her konuda daha hassas davranmak gerektiğini ifade ediyoruz. Bu süreçte yaşanan kabızlıkla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Kaynağı ne? Neler yapılacak bu süreçte bu sorunu yaşamamak isteyenler için? Yani hormonal değişikliklerden kaynaklı hamileliğin en başından itibaren bir gebelik kabızlığı denilen bir şey gerçekten var. Hani annelerde ciddi kabızlık problemleri oluyor. Son aylarda özellikle çok daha zorlanıyorlar. Farklı problemlere de yol açabiliyor ne yazık ki. O yüzden beslenmenize eklemeniz gereken bazı besinler var. Özellikle posalı gıdalar, sebzeler, salata grupları mesela, yeşil yapraklı sebzeler. Hani bunları bolca tüketmenizi isteriz. Evet. Posa içeriği yüksek olan meyvelere dikkat etmek lazım. Kuru meyveler tercih edebiliriz. O bağırsakları biraz daha rahatlatacak ve çalıştıracaktır. Son yıllarda özellikle birçok hamileye de öneriyoruz. Probiyotik tüketimi de aslında önemli. Ama tabii bu probiyotikleri gene hekimlerinize sormadan almanızı kesinlikle istemiyorum. Muhakkak hekiminize danışın. Uygun görüyorsa almanızı isteriz. Bunların yoğurda katılanları var, tablet olanları var. Hani hekiminiz hangisini uygun görüyorsa düzenli bir probiyotik kullanımı da aslında bağırsak florasını yenileyip hani tuvalete çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bunlara dikkat ederseniz hani çok ciddi problemler yaşamayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Büşra Hanım, şimdi programımızın ilk yarısında da ifade ettik. Halk arasında belli başlı yanılgılar olduğundan bahsettik ve
bazı zamanlarda aslında aslı olan ve gerçeği olan şeyler olduğunu da rastlamış oluyoruz sizin ifadelerinizle birlikte de. Şunun üzerinden konuşalım istiyorum. Şimdi programımızın ilk yarısında bitki çaylarının tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Kasları gevşettiğinden dolayı rahim gevşekliğiyle birlikte çocuk kaybına ne yazık ki neden olabiliyor diye ifade ettik. Şimdi yine halk arasında ifadesi geçen cümlelerden birisi hakkında fikrinize ihtiyacımız var. Bu yanlış bilinenleri de biraz düzeltelim istiyorum. Maydanoz gibi besinleri tüketmenin de bu süreçte gebelikte zararlı olduğunu duyuyoruz. Evet, ne kadar doğru bir bilgi? Herkes soruyor, birçok kişi. Hem hekimlerine soruyorlar hem bizlere soruyorlar. Şöyle bir şey var. Evet, maydanozun böyle bir etkisi var ama özellikle belirtmek istiyorum ama hani gebeliğiniz boyunca böyle kamyonca, hani böyle kamyonlarca maydanoz tüketmeniz lazım ki size böyle bir etkisi olsun. Yani kahvaltıda tükettiğiniz, yemeklerin içerisinde tükettiğiniz bir avuç maydanozun size hiçbir böyle bir etkisi olmayacaktır. O yüzden içleri rahat olsun. Hani maydanoz tüketmeklerinde hiçbir sakınca olmayacaktır. Yani kazayla bir salatanın içinde yediğim maydanozdan hiçbir dolayı şey yapmayacak. Karalar bağlamasınlar yani. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Çok büyük miktarlarda ancak tüketildiğinde. Aynen. Hem çok ciddi miktarlar hem de gebeliğin bütün devamı boyunca tüketildiğinde ancak böyle bir etkisi olabilir ama hani bu kadar tüketimde imkansız, hiçbirimiz bunu yapamayacağız. Teşekkür ediyoruz. Peki şunun üzerinden konuşalım istiyoruz. Şimdi programımızın ilk yarısında buna biraz değindik ama tekrardan bir vurgu yapalım istiyorum. Şimdi ifade ettiğimiz gibi bu süreçte anneler zaman zaman işte o kilo artışlarından dolayı bir huzursuz ve kendilerini iyi hissetmedikleri bir sürece dahil oluyorlar aslında. Bu süreçte kilo almamak adına belli başlı tüketilmesi gereken gıdalardan da uzak duruyorlar ne yazık ki. Bu süreçte yetersiz ve dengesiz beslenmenin anneye ve çocuğa olan o etkisi üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Neler ifade edersiniz? Biz genelde hep şu şeyleri söylüyoruz. Bebek bencildir. Annenin depolarını kullanır ve oradan beslenir. Ama tabii annenin depoları da yeterli değilse bebek de beslenememeye başlar. Siz yeterli ve dengeli beslenmediğiniz zaman annenin depolarında çok ciddi kayıplar söz konusu oluyor ve akabinde çok ciddi sağlık problemleri yaşıyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi dişlerde çürüme olabiliyor, saçlarda dökülme olabiliyor, çok ciddi kansızlık problemleri yaşayabiliyorlar. İleriki dönemde doğumdan sonra kemik erimesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor ve birçok kişiden duymuşsunuzdur. Tam emzirme döneminde düşüyorlar, ya parmaklarını kırıyorlar ya ayaklarını kırıyorlar. Yani çok basit düşmelerle kırıklar söz konusu oluyor annelerde. Bu da işte hamilelik ve emzirme döneminde aslında düzgün beslenmemelerinden kaynaklı olan annenin depolarının bitmiş ve tükenmiş olmasından dolayı oluyor. Yani bu olayı sadece hani bebeği beslemek, bebeğin sağlığı gibi düşünmek yerine aynı zamanda annenin sağlığını da düşünmek lazım. Çünkü bu bir süreç ve bunun emzirme dönemi de var. Bu dönemde de sonuç olarak vücut süt üretebilmek adına hani bazı şeyleri kullanıyor vücudunuzdan ve siz ne kadar sağlıklı beslenirseniz sizin depolarınız yerinde kalacaktır. Bebek ve hani süt için verdiğimiz besinleri kullanmaya başlayacaktır vücut. O yüzden dediğim gibi sadece bebek açısından düşünmemek lazım. Annenin sağlığı da burada çok önemli. Beslenmenize bu anlamda da dikkat etmeniz gerekiyor. Teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Bu arada bir sorumuz var. Onun üzerinden de böyle bir konuşalım. Sevgili izleyicimize bir bilgi verelim istiyorum. Şöyle ifade etmişler bizlere. Selamlar demişler. Ben ilk kez denk geldim. Programınız çok güzel diye ifade etmişler. Çok teşekkür ederim efendim bu nazik mesajınız için. Ben de bir şey sormak istiyorum diye eklemiş sevgili izleyicimiz. 23 haftalık hamileyim ama son 3 gündür bebeğim hareket etmiyor gibi diye ifade etmiş. Öncelikle sağlıklı bir annelik süreci ve gebelik süreci de dileyelim sevgili izleyicimize ve sıkıntılı da bir süreç aslında ihmal etmemesi gerektiğini de ifade edelim. Bu biraz alanımız dışında evet, ama bir yönlendirmenizi rica edeceğim. Alanımız dışında değil. Muhakkak hekimlerine danışmalarını isteriz. Hani böyle bir endişeleri varsa muhakkak bir doktorlarına yani telefonda görüşebilirler, gidebilirler ama bu benim alanım değil kesinlikle. Ama ihmal edilmemesi de gereken bir süreç diye sevgili izleyicimizi bilgilendirmiş olalım. Şunun üzerinden konuşalım istiyorum. Şimdi gebelikte belli başlı durumlarla karşılaşıyoruz diye ifade ettik. İşte ödemden bahsettik, kabızdan bahsettik. Şimdi bir de şunun üzerinden konuşalım. Gebelikte oluşan gestasyonel diyabet dediğimiz bir kavramımız var. Öncelikle bunu açıklayalım. Nedir desek neler ifade edeceksiniz? Gestasyonel diyabet bir şeker hastalığı ama gebelikte oluşan bir şeker hastalığı.
Bu ileriki dönemde kalıcı da olabiliyor annelerde. Sadece gebelik süresince de olabiliyor ve gebelikten sonra geçebiliyor. Çıkmasının belli bir nedeni de açıkçası çok fazla yok. Hani evet fazla meyve ve tatlı tüketiminde yükselebiliyor şeker ama bunlara dikkat ettiğiniz halde de bazen gestasyonel diyabet çıkabiliyor. Ya da mesela ilk gebeliğinizde olmuyor da ikinci gebeliğinizde çıkabiliyor. Bunun beslenme planı çok daha farklı bir beslenme planı. Bir nevi şeker diyeti veriyoruz ama gestasyonel diyabetin şeker diyeti de farklı normal diyetlerden. Biraz böyle yüzdelerle hesaplanarak verilen bir şey, diyet listesi. Özellikle işte kahvaltılar diyetinin %25'ini oluşturuyor, ara öğünler %15'i gibi. Hani böyle değişik rakamlarla hesaplanıyor. O yüzden böyle ben hamileyim, şekerim var ve internetten bir şeker diyeti uygulayayım demek çok ciddi hata olacaktır. Belli başlı yasak besinlerimiz aynı şeker hastalarında uyguladığımız gibi onlarda da devam ediyor. Biraz katı, biraz daha sıkı bir diyet listesi oluyor. Ama bu böyle olmadığı zaman o şekerler dengede olmuyor ne yazık ki. Ve ileride bebekle ilgili sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Bunu anlamanın yolu da genelde hekimler şeker yüklemesi yapıyor. Hani bununla ilgili de özellikle konuşmak istiyorum. Benim Buyurun alanım değil lütfen. ama birçok mesela gebe danışanım bana da soruyor. Ben şeker yüklemesi yaptırmalı mıyım gibi. Buna kesinlikle hekiminiz karar verecek. Hekiminiz şeker yüklemesi yaptırmanızı istiyorsa muhakkak yapılmasını istiyorum. Hani televizyonda duyduğumuz aman şeker yüklemesi yaptırmayın hani bu tarz söylemler var. Büyük bir miktarda değil aslında. Hani böyle bir duyunca çok şeker yüklenecek herhalde gibi bir endişeden dolayı da çekiniyorlar ve Evet. uzak Oysa ki duruyorlar. şöyle bir şey var. İki dilim baklava yeseniz Aynı. fazlasıyla da şeker almış oluyoruz. Evet. Biz bunu hesap etmiyoruz ama bir şekerli su içiyor olmak Evet, niyeyse evet, endişeye evet. kapılıyor anneler. Ama bunu yapmadığınız takdirde şekerinizin olup olmadığını anlayamıyorsunuz ve bebekle ilgili çok ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. O yüzden hekiminizin öneriyorsa size bunu muhakkak yaptırmanızı istiyorum ve eğer şeker durumu yani gestasyonel diyabet söz konusuysa da mutlaka bir diyetisyenden yardım almanız lazım. Çünkü dediğim gibi onun beslenme planı çok daha farklı ve çok daha özel. Ne yazık ki biraz da sıkı. Hani buna dikkat edildiğinde hiçbir problem yaşanmıyor zaten. Peki bu süreçte bu gestasyonel diyet dediğimiz hamilelik sürecinde hani annenin insülin direncinin yüksek çıktığı süreçte beslenme nasıl olacak peki? Nasıl bir beslenme sürecine dahil olacak anneler? Dediğim gibi biraz şeker diyetine de benziyor. Muhakkak günde 6 öğün beslenmesi gerekiyor kan şekerini dengede tutabilmek adına. Bu öğünler içerisinde protein gruplarının olması lazım. Çünkü protein kan şekerini de yani aldığınız besinin şekerini de dengeleyen bir şey aynı zamanda. Ama tabii miktarlar dediğim gibi çok önemli. Bazı yasak besinlerimiz oluyor ne yazık ki. Mesela şeker oranı yüksek olan patates, bezelye, havuç, mısır, pirinç, limon gibi besinler. Kuru meyveler mesela şeker oranı yüksektir. Muz gibi, ondan sonra kayısı gibi, incir gibi şeker oranı yüksek meyveleri de ne yazık ki kaldırıyoruz bir süreliğine listeden. Hani bunlara dikkat etmek lazım ve dediğim gibi porsiyonlar çok daha farklı ayarlanıyor bunlarda. Ama gene annenin alması gereken işte yumurta, et, sebze bunlara gene dikkat ediyoruz tabii. Gebelik bizim için gene önemli. Hani bu konuda bu şekilde bir ilerleme kaydediyoruz. Tabii bu gestasyonel diyabet ortadan kalkıyor dikkat edildiği zaman. O zaman normal beslenmemize tekrar dönebiliyoruz. Ama kalkmaya da biliyor yani gebelik süresince devam ediyor. O zaman diyetisyen kontrolünde bu listeyle beraber devam da ediyoruz. Yani bu süreci atlatana kadar dikkat edeceğimiz bir beslenme şeklimiz var diye ifade edebiliriz aslında. Peki şunun üzerinden konuşalım istiyoruz. Şimdi ifade ettiğimiz gibi hamilelik sürecinde de aslında alınması gereken belli başlı bir ideal kilo aralığından ifade ettik. 10-12 kilonun ideal olduğunu ifade ettiniz. Şimdi anne bu süreçte zaten aldığı kilolardan fazlasıyla rahatsız ve çocuğun dünyaya sağlıklı getirdiği süreçte kendini toparlamasıyla birlikte bir zayıflama ve o fazla kiloları verme sürecine dahil oluyor. Fakat bu süreçte de yeni bir döneme aslında girmiş oluyor. Emzirme dönemi diye ifade edeceğimiz süreç. Bu süreçte annenin kilo vermeye çalışması doğru bir tavır mı?
sağlıklı beslendiğiniz sürece evet, kendi başınıza bir şey yapmanızı gene istemiyoruz kesinlikle. Çünkü sütünüz önemli ve kıymetli. Evet. Bu bebeğin o dönemleri bir daha ele geçecek dönemler değil. O yüzden bebeğin sağlıklı beslenmesi bizim için çok önemli. Burada gene hani emzirme dönemine uygun besinler seçiyoruz. Özellikle sütünüzü arttıracak besinler tavsiye ediyoruz ama şunu da belirtmek istiyorum. Sütü etkileyen iki önemli etken var. Biri annenin psikolojisi çok önemli. Bir diğeri de sıvı gıda tüketiminiz. Özellikle su tüketiminiz çok önemli. Yediklerinize dikkat etseniz de su tüketmediğinizde de gene problem yaşanıyor. O yüzden emzirme döneminde su tüketimini annelerin çok özen göstermesini istiyorum. Genelde tatlı tüketimi çok olur emzirme döneminde süt olsun diye. Evet. Bunun asıl nedeni şu, tatlı size süt yapmıyor. Tam su içiriyor. O yüzden de sütünüz oluyor. Ama bu süreçte de kilo artışıyla karşılaşıyoruz. Emzirme dönemi aslında kilo vermek için çok da ideal bir dönem. Çünkü emziren annelerin metabolizmaları daha hızlı çalışıyor. Emzirmede kalori harcıyorsunuz ve çok ciddi kilo kayıpları söz konusu oluyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Mesela 10-12 kilo aldınız gebeliğiniz süresince. Bebek sağlıklı bir kilo ile doğdu. Bebeğin eşi çıktı, yani plasentası çıktı. Su gitti. Biraz da ödemleriniz inince üzerinizde 1 ya da 2 kilo kalıyor aslında baktığınızda. Ve hani onu vermek de çok daha kolay oluyor. Ve endişeye kapılmıyor birçok anne. Ama diyelim ki üzerimizde çok kilo kaldı. O zaman hani bir diyetisyen tarafından yardım alırsak çok daha sağlıklı. Ve hem de sütünüzün kalitesi artmış olur hem de miktarı daha fazla artarak hani çok da güzel zayıflanabilir bu süreçte. Peki bu süreçte az önce ifade ettiklerinizden yine yola çıkacak olursak emzirme döneminde en önemli şeylerden birisinin sıvı tüketiminin fazla olmasından kaynaklı olduğunu ve böyle bir beslenme şekli olması gerektiğini ifade ettiniz. Yine tüm bunlardan yola çıkarak devam edecek olursak bu süreçte anneler sütünün fazla olmasını isteyecek. Yine çevre baskısı da var, şunu ye bunu ye şu süt yapar derken yine bir aşırı kilo almaya da gideceğiz. Peki bu süreçte doğru olan besinler neler? Süt miktarını artıracak besinler hangileri desek neler ifade edersiniz? Şimdi genel olarak yine beslenmemizde süte, yoğurda, ete, peynire, yumurtaya, sebzelere, meyvelere ekstra dikkat istiyorum zaten. Ama hani fazladan sütü arttıracak besinler, mesela hurma tüketimi benim için önemli. Diyetlerimde muhakkak ekliyorum. Hem zayıflama diyetlerimde ekliyorum. Hem de özellikle emziren annelere hurmayı veriyorum. Hem tatlı isteklerini çok güzel bastırıyor. Hem porsiyonu biraz büyük hurmanın tok tutuyor. Hem de çok güzel süt yapıyor açıkçası. Kaç tane yenilebilir gün içerisinde? 4-5 tane hurma bir porsiyona denk gelir. Ben emziren danışanlarıma genelde günde 3 ya da 4 porsiyon meyve grubu veriyorum ve fazlasıyla rahatlıkla hurma tüketebiliyorlar. Kuru incir gene aynı şekilde süt miktarını arttıracaktır. Kısır, yani bulgur mesela tüketilebilir. Özellikle kısır olarak yazıyorum ben listelerimi ama gaz problemi yapabilir ilk aylarda bebeğe. Hani böyle durumlar olduğunda o zaman onu kaldırmalarını istiyoruz. Mesela şu anda mevsimi yer elması çok güzel süt arttıracaktır. Hani boş da yiyebilirler, bunun sebze yemeğini yapıp da tüketebilirler. O anlamda da faydası olacaktır ama o da hani böyle sade yediklerinde biraz gaz yapma ihtimali olabilir. Ama piştiğinde o kadar o sorunu yaşamayacak. Hani bunlara dikkat edilebilir. Burada işte rezene çayı tüketimi de aslında önemli. Hani o da bizim sütümüzü arttıran bir bitki çayı. Günde 2 fincan rezene çayı tüketimini de öneriyoruz. Ve çocuktaki o gaz problemine de iyi geldiğini duyuyoruz. Aynen öyle. O anlamda da fayda sağlıyor. Teşekkür ediyorum. Peki olumlu yanlarından konuştuk. Bu süreçte anneler neler yerse daha bir sütleri yoğun olur, çocuklarına faydaları olur diye ifade ettik. Peki nelerden kaçınacak emzirme döneminde anneler? İlk aylarda özellikle bebeklerde çok ciddi gaz problemi yaşıyor birçok anne. O yüzden hani sütten geçebilecek, gaz yapacak besinleri biraz tüketmemekte fayda var. Bunlar neler olabilir? Kuru baklagiller çok ciddi gaz problemi yaratabilir. Tabii her annede aynı şey olacak diye bir şey yok. Yani her bebek kendine özel. Hani herkes de aynı sonucu alamayabiliriz. Hani genel olarak konuşuyorum. Kuru baklagiller bu etkiyi yaratabilir. Süt grubu, süt, yoğurt, ayran biraz gaz yapabilir. Ama
tüketmeleri de gerekiyor. O yüzden laktozsuz süt tercih edebilirler. Hiçbir şekilde gaz yapmayacaktır. Hani ben hep bahsederken şöyle söylüyorum. Gazı alınmış süt gibi düşünmek lazım bunu. Hatta biraz tadı da böyle hafif şekerli gelir onun. Ama onun şekerli olduğunu düşünmesinler. Çünkü laktoz parçalanıp içine koyulduğu için tadı böyle hafif şekerli gibi geliyor. O hiçbir şekilde problem yaratmayacaktır. Mesela karnabahar, brokoli gibi sebzeler de biraz gaz yapma ihtimali yüksek. Ya da mesela çiğ tüketilen sebzeler, yeşil yapraklı sebzeleri salata olarak tükettiğimizde de biraz gaz yapabilir. Rokatere gibi. Aynen öyle. Ama mesela sebzeleri pişirdikleri zaman bu problem ortadan kalkacaktır. Yani bunlara hafif hafif dikkat edilebilir. Ama özel durumlar varsa, yani bebeğin bir alerjisi varsa, o zaman o besini ne yazık ki beslenmeden tamamen kaldırmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum şu an paylaşımlarınız için. Programımızın sonuna geldik. Hepsi birbirinden kıymetli konular. Ben çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Son olarak güne dair eklemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifli bir program oldu. Beni davet ettiğiniz için de tekrardan çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum tekrardan bizleri kırmayıp geldiğiniz için. Bizler için de çok keyifli ve verimli bir program oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan size. Sevgili izleyenler, bizler bugün stüdyomuzda diyetisyenimiz sevgili Büşra Kavukçu'yu ağırladık efendim. Kendisiyle birlikte hamilelik öncesinde o diyetten, o doğru beslenme yöntemlerinden, hamilelikten ve emzirme sürecinden konuştuk. Bu süreçte anneler nelere dikkat edilmeli dedik. Süreçte yaşanan ödem, kabızlık gibi problemler karşısında ne yapacağız dedik. Ve hemen her konunun başı da aslında görüyorsunuz ki doğru miktarda ve fazla sıvı tüketiminden, yeterli beslenmeden yola çıkarak kendimizi iyileştirebileceğimizi gördük ve ulaşmış olduk. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte, saat 11'de bizler stüdyomuzda olacağız. Sizleri de ekranlarınız karşısına davet ediyoruz efendim. Yarın görüşünceye dek herkese sağlıklı, keyifli, huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.